Beyrut'ta 150 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5000'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan patlama, Lübnan'daki ekonomik krizi daha da derinleştirdi. 15 yıl boyunca devam eden iç savaş travmasını yeniden alevlendirdi. Beyrut'ta 150 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5000'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan patlama, ekonomik krizi daha da derinleştirdi ve 15 yıl boyunca devam eden iç savaş travmasını yeniden alevlendirdi. Patlamadan etkilenen Lübnan halkına çeşitli şekillerde yardım sağlayan World Vision Lübnan'ın saha operasyonları direktörü Rami Şama, patlamayı Beyrut'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, halka açık bir alanda hissettiğini söyledi. Şama, patlamanın insanlara iç savaşı hatırlattığını, ancak siyasi bir suçlama nedeni olmadığını belirtti. Şama, koronavirüs nedeniyle hastanelerin kapasite sorunu yaşadığını ve patlamanın ardından yaralıların uzun süre tedavi olabilmek için beklemek zorunda kaldığını belirtti. Gıda, su ve barınma gibi temel ihtiyaçlara odaklanıldığını belirten Şama, özellikle çocuklar için önemli olan ruh sağlığı hizmetinin de verildiğini söyledi. Yardım gönüllüleri World Vision Lübnan haricinde Lübnan Kızıl Haçı, Save the Children Lübnan ve diğer kuruluşlar aracılığıyla da Lübnan halkına yardım ediyor. Para biriminin hızla değer kaybettiği ülke, patlamadan önce de yoksullukla mücadele ediyordu.